Arkadaşlar hepiniz Blunt Gamer TV'ye tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz silahlar. Tamamen kendi deneyimlerimden, hangi silahtan memnun kaldım, hangisinden kalmadım. Bunun ışığında size birkaç tavsiye vereceğim. Ben bu videoyu çekerken tabii ki kendinize diyebilirsiniz. Yani benim önerdiğim bir silahı iyi bulmayabilirsiniz ama bu dediğim gibi kişiden kişiye değişir. Kullanım stiliyle ilgilidir bu. Örnek veriyorum, benim PlayStation'dan oynadığım için hedef almam bilgisayardaki gibi değil. Yani bir klavye mouse yardımıyla hedef almayla PlayStation'ın doğa şokuyla oynamak aralarında dağlar kadar fark var. O yüzden örnek veriyorum, Sniper'da herkes Carcano'yu seçer. Ben Bolt Action'ı kullanıyorum. Tabi istediğim zaman dürbüne geçip istediğim zaman kapatabiliyorum ama Carcano'daki o mesafe avantajı bende olmuyor. Ama kendi silahımdan da memnunum. Şimdi öncelikle tabancalardan başlayacağım. Şunun öncelikle bir Navy Revolver'a geçelim. Silahı seçelim. Önce bir atış testi yapacağım. Şurada FPS moduna geçelim. Bunu neden yapıyorum? Atış testinde bir şarjörü yani dolu bir silahı nasıl boşaltıyorum, nasıl reload yapıyoruz, ne kadar sürede yapıyoruz, bunu görmenizi istiyorum. Bu silahları neden seçtiğimi anlatabilmek için. Öncelikle Navy Revolver'la bir atış testimizi yapalım. Tamamen bitirelim mermilerimizi. Reload yapsın, oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi silahımızın üzerinden şöyle bir inceleme yapalım. Neden Navy Revolver'ı tercih ettim? Oyun başladığında size Cattleman Revolver veriyor. Daha sonra ben Scofield Revolver'a geçmiştim. En sonunda Navy'yi tercih ettim. LeMat Revolver'a bir türlü ısınamadım. Almadım. Birazcık da, hatta Navy'den biraz daha da pahalı. Hatta bazı izlediğim silah rehberlerinde bu durumu tam olarak anlayabilmiş değil insanlar. Yani Navy'nin daha ucuz, LeMat'ın daha yüksek olmasını. Ama kullanan vardır, yoktur. Ben ona bir şey diyemiyorum. Ben kendim kullandığım silahlar içinde Navy Revolver'dan çok memnunum. Öncelikle Navy Revolver birkaç da gün üzerine özellik ekledikten sonra, yani namluyu uzatıyorsunuz falan derken silahın hem mesafesi artıyor, yani mermi çok daha uzağa gidiyor ve hedefi vurabilirliğiniz, yani accuracy tamamen neredeyse fulleniyor. Bu zaten sniperlarda bir bu kadar yüksek. Neredeyse sniper kadar mermi kaçırmadan hedefi vurabiliyorsunuz. Bu silahın bana kalırsa tek handikapı reload kısmı, yani mermi doldurma kısmı. Mermi doldurması çok uzun sürüyor. Yani tekrar göstereyim şöyle. Bunu neden söylüyorum? Birazdan Mauser pistola geçeceğim. Orada zaten farkı daha rahat anlayacaksınız. Yani tek tek mermiyi tek koy koy koy, gerçekten çok ciddi şekilde uzun sürüyor. Burada Mauser'i seçelim. Ne demek istediğim burada daha iyi anlaşılacak zaten. En büyük avantajı şarjör arkadaşlar bu silahın. Yani buna tek 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 mermi koymuyor. Direkt şarjör olarak boşu atıyor, doluyu dolduruyor. Bu Mauser pistola gerçekten çok ciddi bir şekilde reload hızı veriyor. Hatta Navy'nin yani neredeyse bir çizgi daha fazlası. Ama hedefi vurmada burada yani accuracy, yani Navy Revolver'ın neredeyse bir çizgi altında verilmiş ama burada şöyle bir şey var. Arka arkaya makinalı tüfek gibi tak 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 attığınız zaman mermiler dağla dağla gidiyor. O yüzden bu silahın o özelliği, yani arka arkaya mermi atabilmesi, yani fire rate'inin çok yüksek olması biraz sizin dezavantajınız oluyor. Yani arka arkaya çok hızlı atmanız, evet fire rate yüksek, arka arkaya çok fazla mermi atabiliyorsunuz ama çok hızlı şekilde attığınız zaman bu attığınız mermiler dağılıyor ve hedefi vurmakta zorlanıyorsunuz. Hasar kısmı Navy Revolver'a göre düşük. Aralarında neredeyse bir çizgi var. Ama hani bu açığını fire rate'le, yani attığınız mermilerin çokluğuyla kapatabilir. Dediğim gibi
Şimdi Mauser pistol biraz pahalı bir silah. Bir de üzerine birkaç tane, şimdi ben her aldığım silahın yapabiliyorsam namlusunu, dürbününü, işte Iron Sight'ını vesairesini, yani silahın özelliklerini yükselten şeyleri yaparım ben. Kalkıp da gidip işte tetiğini altından, orasını gümüşten, burasını bilmem neyden, ben bunları çok fazla yapmam. Benim için yani benim için önemli olan silahın bu özelliklerinin yükselmesi. Ben bunları yükseltirim. Yükseltecek özellikleri yaparım. Yani pistolda dediğim gibi Mauser pistol, revolver'da da Navy revolver'ı tercih ediyorum. Bu tamamen biraz önce anlattığım gibi kullanım alışkanlığınıza göre. Yani uzaktan Navy revolver'la iki mermiyle öldüreceğiniz adamı Mauser pistola biraz daha yakınına giderek 5-6 mermiyle belki öldüreceksiniz. Ama bu tamamen oyun stilinize göre sizin değişir. Burada öncelikle Sniper'da Bolt Action'dan başlayacağım. Neden Bolt Action'da başladım? Benim genelde kullandığım silah Bolt Action zaten. Bolt Action'ın şöyle bir avantajı var. Dürbünü açıp kapatabiliyorsunuz. Yani hem normal bir repeater gibi kullanabilirsiniz, hem de açtığınız zaman sniper tüfek olur, Carcano gibi. Şimdi bir atış testi yapalım. Bir sniper tüfeğe göre ortalama bir atış hızı var. Bunu neden gösterdim? Şimdi Carcano ile atacağım. Arasındaki farkı görün. Carcano tüfeğin en büyük avantajı reload hızı arkadaşlar. Biraz önce gördünüz zaten. Yani bolt action'a göre neredeyse 2 kat bir reload hızınız var. Ayrıca hasarda da yani bir tık da olsa hasarı biraz daha yüksek. Zaten range ve accuracy, yani mesafe ve hedefi tutturabilirlik, ikisinde de hemen hemen aynı. Yani kalkıp da zaten sniper'da mesafeyi vesaireyi aramanın çok bir şeyi yok. Fire rate, yani daha fazla mermi atabilme, hani aynı sürede daha fazla mermi atabilme fire rate'iniz Carcano'da bir tık daha yüksek. Reload'u zaten kendi gözlerinizle gördünüz. Burada da biraz önce tabancada verdiğim örneğin aynısını vereceğim burada da. Tamamen oyun stilinize göre. Aim'iniz iyiyse, yani ben hedefi çok rahat alıyorum derseniz, ya da bilgisayardan klavye mouse yardımıyla oynuyorsanız zaten direkt Carcano derim. Benim öyle bir avantajım olsaydı, şu anda ben bilgisayardan oynuyor olsaydım Carcano'yu kullanırdım. Ama şu anda PlayStation'dan oynadığım için auto aim kullanıyorum çoğu zaman. PvP'lerde de zorlanmamak için bolt action'ı kullanıyorum. Genelde de dürbünsüz kullanıyorum. Yani sniper konusu da bu şekilde. Şimdi pompalı kısmına geçelim. Önce semi auto'yu göstereyim. Daha sonra pump action'ı göstereceğim. İkisinde de beşer mermi var. Bu semi auto. Bu da pump action arkadaşlar. Şimdi ikisinde de 5 mermi var. Semi auto'nun avantajı 5 fişek var. Semi auto'nun avantajı 5 tane fişeği herhangi bir pompalama olmadan, adı pompalı tüfek de olsa, pompalamadan 5 tane mermiyi tık 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 atıyorsunuz. Pump action'da her mermiden sonra, her fişekten sonra bu pompalama işlemini yapmanız gerekiyor. Bu size çok kısa da olsa bir vakit kaybettiriyor. Ama şöyle damage'i gösterelim. Pump action'ın hasarı biraz daha yüksek. Mesafesi biraz daha yüksek. Fire rate, yani silahın atış kapasitesi, tabi herhangi bir pompalama işlemi olmadığı için bunda 5 mermiyi daha kısa sürede atabiliyorsunuz. Hedefi tutturabilme oranınız pump action'da daha yüksek. Ben sırf bu fire rate yüzünden birkaç tane de yazıda okuduğum üzere semi auto'yu aldım. Önce pump action almıştım ama o kadar övdüler ki bir de gittim semi auto'yu aldım. Boşuna para vermişim ama denemiş oldum. Şahsen semi auto'yu neredeyse kullanmıyorum desem yeridir. Hatta kullanmıyorum. Kamp videosunda anlattığım gibi weapon locker var. Oraya koydum. Atın üstünde bile durmuyor. Weapon locker'a koydum. İlla ki pompalı tüfek kullanacağım bir görev olursa da pump action kullanıyorum açıkçası. Yani sadece kısa sürede biraz daha fazla mermi atabilmek için
Semi Auto'yu kullanmıyorum. Diğer özellikleri, yani 5 özelliğin 4'ünde Pump Action daha önde. Ki bunu birebir ikisinde de görev yaparak, adam öldürerek ya da çatışmaya girerek kazandığım bir tecrübe bu. Yani sadece yazı veya yazı okuyarak ya da video izleyerek söylemiyorum bunu. Birebir denediğim için. Buradaki, tekrar söylüyorum, bütün silahlarda size anlatacağım örnekler, vereceğim şeyler tamamen kendi deneyimlerime dayanır. Siz tamamen farklı deneyimler de yaşayabilirsiniz. O yüzden hani söylediklerim kesinlikle doğrudur falan gibi saçma sapan konuşmuyorum yani. Şimdi repeater bölümüne geçelim. Burada okumuz var. İsterseniz önce oku göstereyim. Yani burada zaten ne göstereceksem. Çektik, attık. Çektik, attık. Okta biliyorsunuz böyle çektik, bekliyoruz. Bakın staminayı görüyor musunuz? Nasıl düşüyor? Yani burada ne kadar beklerseniz böyle çekilmiş vaziyette, yani yay gerilmiş vaziyette, o kadar gidiyor. Şöyle çekelim, bekleyelim. Şu anda kol deli gibi titriyor ve silah boşa çıktı. Yani bu kadar zaten oku atmak için beklemezsiniz de. Yani göstermiş olmak için yaptım bunu. Şimdi normalde bu bu var. Bir de bunun bir gelişmiş versiyonu var. Şimdi kağıt üstüne baktığınız zaman, şimdi burada zaten bu özellik anlatma olayını o yüzden söylüyorum. Şimdi kağıt üstüne baktığınız zaman birçok özelliği gelişmiş yayın bu yaydan daha iyi diyorlar. Kağıt üstünde bu şekilde, ama kullananların hepsi tekrardan normal yaya dönmüş. Yani gelişmiş yayı alıp deneyip memnun kalmayıp bu yaya dönmüşler. Yayı çok fazla kullanmıyorum. PvP'de kullananlar var. Hatta şöyle aşağıda şu ateşli ok ve dinamit. Bunları çok fazla kullanıyorlarmış. Ben çok fazla aşırı derecede PvP yapmadığım için bunlara çok ihtiyaç duymadım. Sadece normal oku sessiz gideceğim görevlerde alıyorum üstüme. Uzaktan tık 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 headshot'la gidebiliyorsunuz. Yani bazen bounty görevlerinde çok fazla adam oluyor. Hiç kimseye görünmeden aldığım görevler oluyor. Bazen moonshine görevi oluyor. Bu bot dotker görevi var. Hani aldığımız şeyin malzemenin parasını düşürmek için yaptığımız görevler. Onu yaparken de bazen sessiz sedasız gitmeniz gerekiyor. Orada da oku kullanabilirsiniz, yayı kullanabilirsiniz. Şahsen çok fazla kullandığım bir silah değil. Gerektiği yerde sadece kullanıyorum, üstümde taşıyorum. Gelelim repeater'lara arkadaşlar. Repeater konusu aslında biraz daha karışık diğer silahlara göre. Neden karışık? Toplamda 4 tane repeater var. Bunu baştan söyleyeyim. Oyunun başında bir tanesini size veriyor. Bu carbine repeater mi yoksa evens repeater mıydı onu hatırlamıyorum ama carbine repeater sanırım. Daha sonra repeater'lar üzerine hem yazı okudum hem videolar izledim. Bunun sonucu 4 repeater'a da para vermek zorunda kaldım. Burada maalesef böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz benim gibi. Yani bir silahı alıp memnun kalmazsınız, diğerini alırsınız. Ben şimdi mesela size Lancaster diyeceğim. Uzun bir süre Litchfield kullanmış birisi olarak. En sonunda Lancaster'ı aldım. Ondan sonra rahat ettim. Ama size belki Lancaster iyi gelmeyecek. Siz Litchfield kullanacaksınız veya Carbine veya Evans. Yani bu birazcık deneyimle alakalı. Ben sadece neden memnun kalıp kalmadığımı anlatacağım size. Öncelikle şöyle bir saniye özelliklerini göstereyim. Carbine'den başlayalım. Bakın Carbine'ın hasarı gayet iyi. Lancaster biraz daha düşük. Litchfield en iyisi. Evans yani içlerinde hasar olarak en düşüğü. Şimdi Litchfield benim aldığım 3. silahtı. Yani Carbine başta geldi. Evans'ı aldım. Sonra Litchfield aldım. Bu damage'dan dolayı. İlk baştaki düşüncem repeater aldığında, yani Litchfield repeater'ını aldığında alıp daha az mermiyle adam öldürmekti, ama hem reload hızı hem de atışlar arasındaki hızından dolayı, ki zaten fire rate'i görüyorsunuz. Yani neredeyse full çizginin yarısında. Fire rate düşük olduğu için burada zorlandım. Ben 4 tane silahın hem atış testini hem de reload hızlarını size göstereceğim. Hani okumaktansa görmenin faydası olur diye tahmin ediyorum. Öncelikle arkadaşlar Carbine Repeater'dan başlıyoruz. Tamamen bitireceğim. Bu arada 7 mermisi var. Bitti. Bir daha bunu.
Evet, bu kadar. Şimdi 7 mermi olduğu için atış hızı çok kötü değil. Yani çok aşırı hızlı değil ama kötü de değil. Ama reload'u biraz daha diğerlerine göre hızlı. Ama burada bu silahta da bilmiyorum. Çok fazla yani çatışmaya girdiğim zaman verim alamadım. Yani ya ben kullanamadım ya da gerçekten silah benim için değil. Lancaster'ı en son göstereceğim. Buradan Evens Repeater'a geçiyorum. Bakın, mermi sayısını görebildiniz mi? 26 tane mermisi var. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, durum bu. Silahın atış hızı güzel mi? Normal. Hasarı fena değil. Evet. Mesafesi vesairesi iyi ama reload, bakın burada reload, benim anlatmak istediğim buydu. Reload hızı güzel gibi görünüyor. Yani 3 çizgiye yakın neredeyse. Ama gördüğünüz gibi 26 tane mermiyi tek tek silahın arkasından tek 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 dolduruyor. Ve bu çok uzun sürüyor. Yani 26 mermi az bir mermi değil. Bu arada yani 26 mermiyle bir çatışmaya girdiğinizde ciddi adam öldürürsünüz ya da bir görevi belki bile tamamlarsınız, yani hepsini tık tık headshot attığınızı düşünürseniz. Ama diyelim ki atamadınız, 26 merminiz bitti, 1 saat bunun böyle mermisinin dolmasını beklersiniz ya da diğer silahlarınıza geçersiniz. Dediğim gibi benden göstermesi sizden seçmesi arkadaşlar. Şimdi Litchfield'a gelelim ki bu Litchfield'ı da uzun bir süre kullandım. Hani damage'inden dolayı, yani hasarından dolayı kötü bir silah değil ama gösterelim. 16 tane mermimiz var. Carbine Repeater'a göre bir tık daha hızlı dolduruyor mermiyi ama atış hızı daha düşük. Hasarı yüksek. Dediğim gibi uzun bir sürede kullandım ben bu silahı. Yani Lancaster Repeater'ı alana kadar. Ama pardon, at hareket etti. Ama dediğim gibi eninde sonunda Lancaster Repeater'a da geldim. Son olarak Lancaster'da göstereyim. Bir tek Elephant Rifle ve Vermin Rifle kaldı. Bunlar birazdan göstereceğim sizlere. Şu anda Lancaster'dayız. Ben Lancaster'ın üstüne ekstradan bir tane de dürbün aldım. Ha, bunu kullanıyor muyum? Hayır. Yani dürbünü kullanmıyorum çoğu zaman. Sadece diyelim ki bir göreve gittim. Üzerime sniper almadım. Bolt Action veya Carcana yok üzerinde. Bir şey gördüm. Mesela bir Legendary Animal denk geldi. Hani uzaktan bir headshot vesaire atabilmek için dürbünü koydum üstüne. Hani ekstradan koyabildiğim için koydum. Ama çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Şimdi atış testimizi yapalım. Şahsen ben reload hızından da atış hızından da çok memnunum arkadaşlar. Reload hızı zaten şöyle bir daha bakalım. Carbine Lancaster biraz daha iyi. Litchfield biraz daha şey. En kötüsü zaten Evans'tı. Yani reload hızı gayet iyi, atış hızı gayet iyi. Hasarı Litchfield'a göre küçücük bir tık daha düşük. Burada şunu kararınızı vermeniz gerekiyor. Yani örnek veriyorum, bir adamı 3 mermiyle mi öldüreceğim yoksa 2 mermiyle mi? Şimdi herkes burada tabii 2 mermi der ama Lancaster'ın attığı 3 mermiye örnek veriyorum, Litchfield 2 mermi atabiliyor. Yani aynı sürede. Tabii ki headshot vesaire yaparsanız, ben ortalama değerlerden bahsediyorum. Yani bir adamın 100 canı var. Bununla attığınızda 33 canını götürüyorsunuz. Litchfield'da 50 tane götürüyorsunuz. Ama ikisini de aynı sürede atabiliyorsunuz. Bunun kararını siz verin. Ben burada silahların atış hızlarını ve reload hızlarını size göstermeye çalıştım.
Repeater konusu dediğim gibi 4 tane repeater olunca iş biraz karışıyor. Ya Sniper'da da Springfield kullanan var, Rollback kullanan var. Ben onlara hiç girmedim zaten. Benim için zaten favoriler Bolt Action ve Carcano, ki en çok kullandığım silah da Bolt Action dediğim gibi. Şimdi Elephant Rifle arkadaşlar, bu silah zaten özelliklerinden de görüldüğü üzere hasarına baktığınızda belki de oyundaki en yüksek hasarlı silahtır. Bu silahta tek mermi kullanabiliyorsunuz. Nitro Express kullanıyorsunuz. Özelliklerinin burada bir tık yüksek olduğuna bakmayın. Ben işte namluyu biraz geliştirdim. Iron Sight koydum falan filan. Bunlar bir tık yükselmiş hali. Normalde mesafesi, işte fire rate'i vesairesi, accuracy'si rezalet. Yani bu silahın neden koyulduğunu tam olarak zaten herkes anlayamadı. Şöyle göstereyim. Bu arada yani tuşa basış sesimi duyabiliyor musunuz? Bakın. Yani ben bassam da silah atmıyor. Atamıyor yani oyun, bakın. Yani o kadar ağır bir silah ki bunu atamıyoruz. Ha, bu avantajı var mı? Ben bunu Bizon'u kolay öldürebilir miyim diye aldım. Ya atın üstünde şöyle gidiyorum. Şu taşı şimdi Bizon farz edin. Şöyle geldim buraya kadar. Şu mesafede. Şöyle yaptım. Ve Bizon ölmedi. Yani damage, dehşet bir damage. Gülle gibi mermi atıyor. Ama olmadı arkadaşlar. Yani işime yaramadı bu silah. Hatta şöyle göstereyim, bakın. Attan inince Elephant Rifle'ı bir alalım. Şöyle bir sırtıma koyayım silahı. Bakın. Silah neredeyse boyum kadar. Ama dediğim gibi yani kullanan vardır. Memnun olan vardır. Her zaman için söylüyorum bunu. Ben kullanamadım. Ben memnun kalamadım arkadaşlar. Bir de göstermişken Vermint Rifle'ı da göstereyim. Zaten yani normalde kalkıp da Vermint Rifle'la bilmiyorum çatışmaya girip de adam öldürmeye çalışan var mı? Yani yapılabiliyor mu onu bilmiyorum. Hasarı en düşük silahlardan bir tanesi. Zaten kullanış amacı o değil. Yani silahın kullanılmış amacı kuş avlamak. Küçük hayvanları, tavşanları falan tek mermiyle kafadan vurarak. Çünkü bunun attığım mermi küçük mermi. Hani hayvanı öldürmek ama parçalamamak. Kalkıp da şimdi siz bir tavşanı pompalıyla ya da Elephant Rifle'la vurursanız parçalanacağı için en fazla bir yıldız alabileceksiniz onun derisini veya karkasını. Ama Vermint Rifle'la headshot atabilirseniz bir kere de ölüyor ve çoğu hayvan 3 yıldız olarak kalıyor. Bunu kuşlarda çok fazla yapan varmış. Yani dediğim gibi avlanma üzerine kullanılan bir silah. Kaldı ki naturalist mesleğinde sample topluyorsunuz. Yani hayvanlardan örnek topluyorsunuz. Mecbur kullanacaksınız bu silahı. Burada yalnız mermiye dikkat edin. Yani 22 kaliber değil de 22 sedatif mermi. Yani uyuşturucu mermiyi kullanacağız. Burada atış hızına şeyde bir şey fark etmiyor. Yani atış hızı, reload hızı vesairesi burada bir şey fark etmediği için ona ekstradan bir daha gösterip vakit kaybettirmeyeceğim size. Sadece hasar düşüyor ama zaten uyuşturucu merminin amacı öldürmek değil, bayıltmak. Yani silah kısmı bu kadar arkadaşlar. Fırlatılabilir bıçaklar var. Şöyle baltalar falan var. Bunları isterseniz alabilirsiniz. Ben tamamen şunları meraktan aldım. Çok fazla kullandığımdan değil. İşte dinamit, yanıcı şişe, bu toksit moonshine attığınız zaman bir gaz bulutu gibi bir şey oluyor, zehirli gaz gibi, o şekilde öldürüyor. Fırlatılabilecek bıçak, tomahawk, bu da fırlatılabiliyor. Bu aynı tomahawk'ın sadece görüntüsünün değişik olan versiyonu. Bu ipimiz, bu da güçlendirilmiş ipimiz. Yani silahta gösterebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Umarım hani en azından size fikir vermişimdir. Çünkü her zaman söylediğim gibi benim amacım rehber videolarında fikir verebilmek. Kendi yaptıklarımızı size anlatabilmek. İsterseniz deneyin. Yani burada göstermemin amacı buydu silahları.
Yani gidip de 500 dolar bir silah verdikten sonra ya bunun reload'u kötüymüş demeyin. Orada ya, çoğu özelliği size yanıltıcı olabilir silahların. Yani orada reload'u çok iyidir ama normalde çok kötüdür. Orada çünkü biraz bilmiyorum bir oynama var bazı silahlarda. Bu okta da aynı şekilde. Yani normal yay ile gelişmiş yayın arasında fiyat farkı çok fazla var. Ama gelişmiş yay normal yaydan daha kötü diyorlar kullanımına. Yani ben kullanıcı yorumlarına daha değer veririm. Yani yazılan çizilenden ziyade kullanıcı yorumu benim için daha önemlidir. Ben burada silahların atış hızlarını ve reload hızlarını size göstermeye çalıştım. Gönül ister de şöyle bir hedef tahtamız olsun. Vurduğumuzda işte demeç göstersin. Bu mermiyle bu mesafeden bu kadar attınız falan diye. Bunu karşılıklı kendi çetesinin içinde yapanlar falan oluyor. Ben burada size dediğim gibi silahların şeylerini gösterdim. Atış hızını, reload hızını, kendi fikirlerimi anlatmaya çalıştım. Umarım size faydası olur. Son bir ipucu vereyim size. Silahların hepsini alacağım diye uğraşmayın arkadaşlar. Yani 100 bin dolarınız olur, 50 bin dolarınız olur fazladan. Kullanacağınız hiçbir şey kalmaz. Alacağınız edeceğiniz hiçbir şey kalmaz. O zaman gidin alın dursun. Ama özellikle oyunun başında onu da alayım, bunu da alayım, şunu da alayım demeyin. Zaten kullanacağınız birkaç tane silah var. Yani benim her zaman kullandığım üçlüm belli. Revolver'da Navy, Sniper'da Bolt Action, Repeater'da Lancaster. Bu üçünün dışında doğru düzgün silah bile kullanmıyorum. Yani bu yolu tercih etmenizi size tavsiye ederim. Yani kendinize bir silah belirleyin. Bu üçünü illa kullanın anlamında söylemiyorum. Bir silah seti belirleyin kendinize. O silah setiyle uzun süre gidersiniz zaten. Parayı kastıktan sonra da kullanacağınız yer kalmazsa setinizi tamamlarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen videoları beğenin. Her zaman söylüyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa yoruma yazın. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar dilerim.